bugün aslında Türkiye Güne darbe imalı bir bildiriyle başladı. 103 emekli amiral Montreux Sözleşmesi üzerinden AK Parti hükümetine de falan skandal bir bildiri yayınladı. İlk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Neymiş? Birkaç emekli amiral bir araya gelip bir bildiri yazmışlar. Beşinci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin diye seslendi. İbrahim Kalın o da yine geç saatlerde yaptı paylaşımını. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun dedi. Halen Yargıtay üyesiyim. Şunu belirtmek istiyorum. Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlayan emeklilerin bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirimlerini bir Yargıtay üyesi olarak lanetliyorum ve kınıyorum. Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiye de falan torpidodur. Türkiye düşmanları damgalı darbe çığırtkanlarıdır. İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir. Bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu busu olanlar var. Ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var. Siz bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bildiriye imza atan 103 emekli amiral arasında CHP'li emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün de olması dikkat çekti. Siz o 104 generale şerefsiz, darbeci diyorum, ahlaksız darbeci dedim. Darbeci diyorum, darbeci. Sen beni kriminalize edemezsin. Hayır, kriminalize. Her bastırılmamış darbe kendisinden 15 yıl sonraki darbeyi de mayalıyor. Tıpkı Gezi benzeri bir hadisenin bana göre altyapısı yapılıyor. Türk ordusundan emekli olmuşlar ama NATO'dan bir türlü emekli olmuyorlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu bildiriyle ilgili resen soruşturma başlattı. Emekli 10 amiral gözaltına alındı, 4 emekli amiral de ifadeye çağrıldı. Bu kişiler FETÖ'nün darbe girişiminde yargılandılar. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk kumpasında ama yine başlarını kaldırdılar. Bu kanun İstanbul için de 50 kere bir yapılsın. Bundan varsa bir kalp. Çünkü demek ki bu büyük proje birilerinin canını sıkıyor. Nereden bileceğim ben bu emekli generallerin belki Batılıların bazı fikirlerini istemeden de olsa söylemediklerini. Belki onların fikirlerini söylüyorlar. Montreux bildirisi soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı 4,5 saatlik savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Son sözü yargı söyledi. Emekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Darbe çağrısı yapmadık dediler. Kendilerine gönderilen metinde Yüce Türk Milleti ifadesi olmadığını, o ifadenin sonradan eklendiğini söylediler. Açıklamanın 6 Nisan'da kamuoyuna duyurulacağını ama 4 Nisan gece yarısı internet sitesine sızdırıldığını ifade ettiler.